Ulusal Kanal'dan iyi akşamlar. Ben Emrah Şen. Ulusal Kanal ve Ulusal Radyo'nun ortak yayınıyla yurttan ve dünyadan derlediğimiz gelişmelerle karşınızdayız. Ayrıntıları birazdan ekranlarınıza getireceğiz. Önce özetler. Vatan Partisi lideri Dr. Doğu Perinçek bugün basın açıklaması yaptı. Perinçek'in açıklamaları çok önemliydi. Önemli ifadeler var. Hükümeti sert bir biçimde eleştirdi Vatan Partisi lideri Sayın Doğu Perinçek. Haberi ayrıntılarıyla ekranlarınıza getireceğiz. Konuya ilişkin de Vatan Partisi Genel Sekreteri Özgür Bursalı ve Görev Holding Yönetim Kurulu Başkanı Tugay Şen ana haber bültenimize katılacak ve sorularımızı yanıtlayacak efendim. Amerika'nın tehdidine rağmen Türkiye-Rusya arasındaki ticari işbirliği her geçen gün güçleniyor. Yeni gelişmeler var. Hazırladık. Birazdan Ulusal Kanal ana haber bülteninde bulabileceksiniz. Her konuda PKK-PYD'ye destek sağlayan Amerika terör örgütünün sözde yöneticileriyle de temasta. Yeni gelişmeler var. Birazdan ekranlarınızda olacak. Ayrılmayın. Türk tiyatro ve sinemasının devrimci ismi aydınlıkçı Erkan Yücel vefatının 37. yıl dönümünde anıldı. Özetler böyleydi. Ayrıntılar için başlıyoruz. Az önce de ifade ettik, Vatan Partisi lideri Dr. Doğu Perinçek yaptığı açıklamada Türk hükümetinin Amerika'nın tehditlerini talimat olarak aldığını vurguladı. Perinçek, Amerika'nın Türk iş insanlarına gönderdiği tehdit mektubuna hükümet selam durdu dedi. Amerikan denetiminden bağımsız tavır alınmadığına dikkat çeken Vatan Partisi Genel Başkanı, Türkiye'nin bu süreçten Vatan Partisi önderliğinde çıkacağının altını çizdi. Hem altılı masayı hem de AK Parti'nin tutumunu eleştiren Vatan Partisi lideri, her iki ittifakta da çözüm yok, çözüm bizde ifadelerini kullandı. Perinçek, yaptırımları tanımayız, üreticimize de ucuz mazotu biz sağlarız dedi. Üreticilerin milli hükümeti ve üretim devrimi için Vatan Partisi'nin göreve hazır olduğunu bütün Türk milletine buradan sunuyoruz ve milletimizden hükümet yetkisi istiyoruz. Vatan Partisi hükümet olur ve üretim devrimini başarır. Patlıcan fiyatı da ucuzlar, domates fiyatı da ucuzlar. Amerika Birleşik Devletleri'nin yaptırım tehditlerine boyun eğen hükümeti eleştirdi. Amerikan Hazine Bakanlığı'nın Türk iş insanlarına gönderdiği mektubu hükümetin talimat olarak aldığını söyledi. Türkiye Odalar Borsalar Birliği selam durdu. Bu Odalar Borsalar Birliği Türkiye sanayicisinin, Türkiye tüccarının, Türkiye iş insanının serbest ticaretini nasıl geliştirecek, nasıl savunacak, nasıl bir üretim ekonomisi geliştirmesine katkıda bulunacak. Ama olay bununla kalmıyor. Türkiye Odalar Borsalar Birliği değil yalnız, doğrudan doğruya Tayyip Erdoğan hükümeti o gelen mektuplar karşısında selam durdu. Amerikan Hazine Bakanı'nın mektubu karşısında selam durdular ve bir nevi talimat olarak algıladılar. Vatan Partisi lideri Doğu Perinçek beraberinde Vatan Partisi Genel Sekreteri Özgür Bursalı ve Görev Holding Başkanı Tugay Şen'le yaptığı basın toplantısında Türk hükümetinin ABD'den bağımsız bir tavır alamadığını ifade etti. Bu politikayla enerji fiyatları da enflasyon da düşmez dedi. Amerikan Hazine Bakanı'dan gelen mektup karşısında Sayın Cumhurbaşkanımız da bağımsız Türkiye hükümetinin tavrını alamıyor. Bağımsız ve başındık bir tavır alınamıyor. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde üreticiye doğalgaz, benzin, mazot bunların ucuz bir şekilde verilmesi bir hayal. Patlıcan, domates fiyatlarını istikrara kavuşturmak, enflasyonu önlemek bunlar palavra, çok açık söylüyorum. Çünkü bunlar mali cambazlıklarla halledilecek sorunlar değil. Vatan Partisi lideri üretim ekonomisi inşa etmenin koşullarını anlattı. Türkiye'nin serbest ticaretinin dünya çeşitli ülkelerle, özellikle komşularıyla enerji güvenliğini sağladığı ülkelerle özgür, bağımsız, Amerika denetiminden bağımsız ticaretinin tayin edici olduğu apaçık ortada. Türkiye ekonomisinde enflasyonun, hayat pahalılığının en temel sebebi enerji fiyatları. Bunu herkes biliyor, enerji fiyatları. Ve enerji fiyatlarını aşağı çekecek olan da Türkiye'nin Rusya ile İran'la ilişkileri. Buralarda Türkiye'nin üretim devriminin ve üretim imkanlarının yararına bir
tavır belirleyemeyen hükümet de burada çıkmaza giriyor. Üreticilerin milli hükümeti ve üretim devrimi için Vatan Partisi'nin göreve hazır olduğunu bütün Türk milletine buradan sunuyoruz ve milletimizden hükümet yetkisi istiyoruz. Vatan Partisi hükümet olur ve üretim devrimini başarır. Patlıcan fiyatı da ucuzlar, domates fiyatı da ucuzlar. Ucuz mazotta dolar traktöre, su motorları da ucuz mazotta çalışır. Benzin deposuna taksicilerimiz ve tırcılarımız ucuz benzini doldurur. Halkımız da ucuz doğalgaz kullanır ve sanayimizin çarkı ucuz enerjiyle döner. Türkiye üretim devrimini başarır ve halk refaha doğru ilerler. 2023 seçimlerinin bir kader seçimi olduğunu söyleyen Perinçek, Türkiye'nin AK Parti yönetimine mecbur ve mahkum olmadığını söyledi. Önümüzde bir kader seçimi var. 2023 seçimleri Türkiye için bir karar seçimi. Türkiye bir çıkmaza girdi. Amerika tarafından dayatılan o programdan mevcut Türkiye iktidarı, hükümeti bir türlü ayrılamıyor. Bir türlü zincirlerini kıramıyor. Ekonomide zincirleri kıramıyor. Güvenlikte, dış politikada belli ölçülerde Türkiye Amerika denetiminden çıktı ama ekonomide o zincirleri kıramıyor. Türkiye'nin önünde bir üretim devrimi var kaçınılmaz olarak. Türkiye o 1980'deki dünya ekonomisiyle bütünleşme programıyla bu süreçten çıkması mümkün değil. Vatan Partisi'nin programı tasarruf, yatırım, istihdam, üretim programıdır. Ama bu program ancak bağımsız bir hükümetle, bir milli üreticilerin hükümetiyle uygulanabilecek bir programdır. İşte Türkiye bunun eşiğine geldi şimdi. Altılı Masa'nın da hükümet olma ihtimalinin olmadığını söyleyen Vatan Partisi lideri, her iki ittifakta da çözüm yok dedi. Türkiye'nin üretim devrimi sürecine Vatan Partisi'nin önderlik edeceğini vurguladı. Türkiye'yi Amerika denetiminin altında olanlar veya Amerika denetimi altında bocalayanlar yönetmeyecek. Türkiye bağımsız bir hükümete kavuşacak. Dolayısıyla önümüzdeki seçimde ne olacak falan diye tartışıyor kamuoyu. Önümüzdeki seçimde bir kere altılı masa denen Cumhuriyet Halk Partisi, İyi Parti ve diğerlerinin oluşturduğu Biden tayfasının iktidarı olma şansı sıfır. AK Parti'nin de bir çözüm olmadığı gözüküyor. AK Parti hükümeti de bu Amerika denetimine, dayatmalarına boyun eğen, bocalayan ekonomi politikalarıyla, bir türlü üretim devrimi rotasına giremeyen ekonomi politikalarıyla çözüm olmadığını ilan ediyor. Peki Türkiye ne yapacak? Türkiye göreceksiniz üretim devrimi sürecine girecek. Ve üretim devrimini başaracak Vatan Partisi önderliğindeki bir hükümeti Türkiye önümüzdeki dönemde keşfedecek ve kuracak. Kaçınılmaz olarak Türkiye buraya gidiyor. Seçimlerde Atlantik sisteminin kaybedeceğini belirten Perinçek, ikinci tura kalacak partilerden birinin Vatan Partisi olacağını da kaydetti. Türkiye çözümsüz değil. Çünkü Türkiye'nin Vatan Partisi var. Ve Vatan Partisi de Türkiye'nin üreticilerinin özlemlerine dayandığı için çok güçlü. Önümüzdeki seçimden Atlantik sistemi çıkmayacak. Önümüzdeki seçimden bağımsız, üreten Türkiye çıkacak. Başıdik bir Türkiye çıkacak önümüzdeki seçimden. Dolayısıyla o başıdik Türkiye'yi, bağımsız Türkiye'yi, üretim devrimini, üretim ekonomisini savunan Vatan Partisi önümüzdeki seçimin başarılı partisidir. Sistem için çözümler bitti diyorum. İkinci tura kalacak iki parti kalıyor değil mi? Birisi Vatan Partisi. Öbürünü göreceğiz. Birisi Vatan Partisi. İkinci tura Vatan Partisi kalacak. Amerika'nın tehdidine rağmen Türkiye ve Rusya arasındaki ticari işbirliği giderek güçleniyor. Ruslar ev tekstili ticareti için Antalya'ya geldi. Dünyanın en büyük ev tekstili ve dekorasyonu fuarlarından biri olan CNR Ev Tekstili Fuarı, 60'a yakın ülkeden yerli ve yabancı 30 binin üzerinde ziyaretçiyi katılımcı firmalarla bir araya getirdi. Turizm ve tarımın ardından Rusya-Türkiye arasındaki ticaret tekstil sektöründe de ivme kazanıyor. Ruslar bu kez Antalya'ya tekstil ticareti için geldi. Orta Doğu ülkelerinin yanı sıra Rusya özellikle ziyaretçi olarak geleceklerini bekliyoruz. Ve Antalya zaten Rusya konusunda da çok yoğun bir şehir. Onlar da çok ilgililer. Antalya dünyanın en saygın ev tekstili ve dekorasyonu fuarlarından biri olan CNR Ev Tekstili Fuarı'na ev sahipliği yapıyor.
Fuara başta Orta Doğu ülkeleri, Çin ve Rusya olmak üzere 60'a yakın ülkeden yerli ve yabancı 30 binin üzerinde ziyaretçi bekleniyor. Dışişleri Bakanlığı Antalya Temsilcisi Büyükelçi Deha Erpek, diplomatik faaliyetlerin ticari alanda da desteklenmesinin gereğine dikkat çekti. Dışişleri Bakanlığı olarak ticaret diplomasisine dış politikanın merkezinde yer veriyoruz. Güçlü bir dış politika, güçlü bir ekonomiyle olur. Diplomatlar olarak ülkemizin diğer ülkelerle ticari ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesini öncelikli görevimiz olarak diğer ülkelerle Türkiye'nin ekonomik ilişkilerin altyapısını oluşturmak, ticaret diplomasisine katkıda bulunmak için Türk iş dünyasıyla da yakın işbirliği içinde çalışıyoruz. 150'nin üzerinde yerli ve yabancı firma stand açtı. Tepeden tırnağa tüm ev ve tekstil ürünleriyle sistemleri fuardaki yerini aldı. Antalya barındırdığı büyük otel kapasitesiyle otel tekstil alanında da önemli bir pazar yaratıyor. Burası bir turistik bir lokasyon. O yüzden de oteller, tatil köyleri gibi turizme yönelik yerlerin de satın almacılarını bu fuarda ziyaretçi olarak bekliyoruz. Türkiye tekstil ve hammadde ihracatında dünyada ilk 5'te yer alıyor. Fuarda alınacak siparişler ve yapılan anlaşmalar sayesinde ev tekstil ihracatının 3 milyar doların üzerine çıkması hedefleniyor. ANFAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bıdı fuarın önemini vurguladı. Fuarlar gizli bir ihracat kapısı, gizli bir para kasası. Dünyanın çeşitli ülkelerinden buraya alım heyetleri geleceğini öğrendik. Tabii bu ihracata yönelik parakende ticareti yok burada, toptan alış. Yani Antalya'dan ülkemizin ihracı canlandırmak için güzel bir fuar olacak. CNR Holding Pazarlama Grubu Koordinatörü Hakan Ömer Gider fuarı ve etki alanını ulusal kanala değerlendirdi. Ev tekstiliyle ilgili Rusya'da yapılan bir fuar iptal edildi. Alıcılar da sonuçta bir yerlerden bir şeyleri almaları gerekiyor. Yurtta sulh, cihanda sulh sözüyle Atatürk'ün söylediği sözle hareket edersek biz barışçı bir ülkeyiz ve her tarafa da barışçı yaklaşımımız var. O yüzden de Rusların Türkiye'ye bu alımları yapmak için geleceğini bekliyoruz. Sadece beklemiyoruz, zaten anlaşmalarımız var. Onları burada ağırlayacağız inşallah. Fuar ev tekstil üreticileri, ihracatçıları, toptancıları, perakendecileri, iç mimarlarla dekoratörleri ve tasarımcıları bir araya getirdi. Fuar 14 Eylül'e kadar açık kalacak. Ekonomi demişken üreticiye kulak verelim şimdi sevgili izleyiciler. Kavun 3-4 liradan satılıyor. Üreticinin beklentisi ise 6-7 lira. Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde kavun üretimi yapan çiftçiler ürünün para etmemesinden yakınıyor. Çiftçiler destek alamazsak ayakta kalamayız diyor. Valla zor ya, bu durumda zor kurtarmıyor ya. Mazotu dengede tutamazsan ne durayım burada? Zor durumdayız diye söze başlıyor konuşan çiftçiler. Kavun üreticilerinin de sıkıntısı aynı. Yüksek girdi maliyetleri. Avcı gelmedi o zaman. Mecbur düşürdü yani. 4,5, 3,5 bu arada. Manisa'nın Kırkağaç ilçesine bağlı Karakurt Mahallesi kavunuyla meşhur. Ancak çiftçinin ürünü yok pahasına 3-4 liraya gidiyor. Fiyatın 6-7 lira olması gerektiğini söylediler. Mazot, gübre fiyatı artarken ürünlerin aynı yerde sayması çiftçiyi mağdur ediyor. Ekonominin çalışması için her an maddenin %300 arttığı bir ülkede bizim kavun %50 arttı. Şimdi ayakta kalmamız için bizimki de %300 artması lazım. Üretimin devamlılığı için destek istiyorlar. Şimdi kavun %50 artar, mazot %300 artarsa köylü ayakta kalamaz. Pastadan biz sadece tepsinin dibini sıyırız. Valla biz de yangınız yani bu hükümetten. Her şey aldı başını gitti yani. Çiftçi örneklerle içindeki çıkmazı anlattı. Bir tane koyun hayvan var bende. Süt 3 lira 5 lira. Yiyip 150 lira bir çuvalı. Her şey aldı başını gitti. Bir hayvancı lan çiftçi bitti yani. Sen bir romar kavun satacaksın da bir kilo ilacı alacaksın. Sırada fındık işçilerinin emek mücadelesini anlatan bir haberimiz var. Diyarbakır'dan Sakarya'ya giden işçilerden kimi okul harçlığını çıkarmak, kimi de aile ekonomisine katkı sunmak için çalışıyor. Günlük 240 liraya çalışan işçiler çalışma şartlarının düzeltilmesini istiyor. Bir buçuk ay falan toplayıp sonra eve gidiyoruz. Ya arada gezdirseler iyi olur. Sadece fındık toplayıp eve gidiyoruz.
1300 kilometre kat edip Diyarbakır'dan Sakarya'ya gittiler. Güneşin altında çalışan işçiler tek tek fındık topluyor. Çuvallara dolduruyor. Biz de buraya fındık toplamaya geldik. Çocuklarımla beraber geldim. Fındık bitince ben evdeyim zaten. Eşim çalışıyor, çocuklarım çalışıyor. Okula gidiyor öyle. Kimi okul harçlığı için, kimi ise ailesine yardım için fındık topluyor. Aldığım kazandığım paraları bu yıl dershaneye vereceğim. Evet okuyorum. Bu yıl üniversite kazandım. Türkçe öğretmenliği. İşte üniversiteye gideceğim. Üniversite masrafını çıkarmak için geldim buraya. Fındık işçilerinin sabah 7'de başlayan mesaisi akşam 19'a kadar sürüyor. Öğle arası bir saat mola veriyorlar. Çalışma şartlarının iyileştirilmesini istiyorlar. Diyarbakır'dan geliyorum. 18 yaşındayım. 4 yıldır fındık topluyorum. Sadece mesela oturduğumuz ev daha iyi olabilirdi. Ve tarlalarda lavabo eksikliği var. Bunu tamamlayabiliriz. Üretici Cappar Saka, fındık toplama işinin zor olduğunu söyledi. Bu işçiler ne kadar veriyorsunuz? 240. Ya bu zor bir iş. Gerçekten maliyetli bir iş. Görüyorsun işte bak bu insanlar burada bak yere çöktü. Bu fındığı topluyor yani. Yani insanlara kolay gibi geliyor. Zor, zor bir iş. İşçilerin yeme içmesi de kendilerine ait. Fındık bahçeden toplanmaya başladı. Yerden de toplanmaya başladı. Kaç gündür buradasınız? Bir ay bir gün. Nerede kalıyorsunuz? Muhtarın eski evinden. Memleketlerinden çok uzakta çalışmak zorunda kalan işçiler sürekli bir iş istiyor. Ya iş zaten yok. İki senedir kurallık geçiyor. Millet perişan. Devletin bakımı da yok. Mecburen? Mecburen fındık toplamaya geliyoruz. Peki kazanabiliyor musunuz? İyi kötü yani idare ediyoruz. Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu yeni eğitim öğretim yılında okul kantini kiralarındaki artışların başta kantinci esnafı ve öğrencileri olumsuz etkilediğini belirtti. Genel Başkan Bendevi Palandöken MEP devreye girerek bu yıl okul kantin kiralarını artırmamalı çağrısını yaptı. Ekonomik sıkıntılarla yeni eğitim yılına merhaba demeye hazırlanan öğrenciler bir de okul kantin fiyatlarıyla karşı karşıya kalacak. Kantin kiralarındaki fahiş artış raflara yansıyacak, kiracı kantinci de öğrenciler de zor durumda kalacak. Konuyla ilgili Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu'ndan bir açıklama geldi. Genel Başkan Bendevi Palandöken, öğrencilerin okul kantinlerinden rahatlıkla yiyecek içecek alabilmesi için esnafın kiralarının artmaması gerektiğini ifade etti. Cumhurbaşkanımızın talimatıyla konutlardaki kira artışları %25 ile sınırlandırılmıştı. Okul kantinlerinde bu sınırın uygulanmaması esnafı zor durumda bırakacak. Artan kiralarla ürünlerde maliyet artışı yaşanırken öğrencilerin, öğretmenlerin ve velilerin cebini etkileyecek. Öğrencilerin ve kantinci esnafımızın rahat bir nefes alabilmesi için kira artışı bu yıl kesinlikle yapılmamalı. Pandemi boyunca örgün eğitime ara verilmesi sebebiyle kantinci esnafın çok zor zamanlardan geçtiğini hatırlatan Palandöken hükümete çağrı yaptı. Palandöken okul kantin kiralarının yüksek oranda artması kantinci esnafımızın belini büküyor dedi. Sayın seyirciler, PKK-PYD'ye idari, iktisadi ve askeri destek sağlayan Amerika Birleşik Devletleri terör örgütünün sözde yöneticileriyle de temasta. Amerika Merkez Kuvvetler CENTCOM komutanı Suriye'de YPG terör örgütü elebaşı Mazlum Kobani Kod adlı Ferhat Abdi Şahin'le görüştü. Amerikalı heyet öldürülen PKK'lıların ailelerine de taziye ziyaretinde bulundu. Türkiye sınır içi ve sınır ötesi operasyonlarla PKK'yı kıskaca aldı. Terör örgütü bitme noktasında. ABD ise hem örgüte desteğini sürdürüyor hem de terör örgütü yöneticileriyle yakın temas kuruyor. Amerikan Merkez Kuvvetler CENTCOM komutanı Michel Eric Kuri ile YPG terör örgütü elebaşı Mazlum Kobani Kod adlı Ferhat Abdi Şahin'i ziyaret etti. ABD heyeti Suriye'de önce öldürülen PKK'lı teröristlerin ailelerine taziye ziyaretinde bulundu. Bölgede PKK'lılarla inceleme yapan ABD'li komutan YPG terör örgütü elebaşı Mazlum Kobani Kod adlı Ferhat Abdi Şahin'le de görüştü. Amerikalı komutan terörist Mazlum Kobani'nin başındaki PKK heyetiyle uzun süre etrafı inceledi, bilgi aldı.
PKK'lı teröristlere silahlı eğitim veren ABD, geçen günlerde öldürülen teröristler için taziye mesajı yayınlamıştı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sinsi planı ortaya çıktı. Politik Yol TV yayın koordinatörü Murat Aksoy, Kılıçdaroğlu ile yaptığı görüşmeyi açıkladı. Kılıçdaroğlu'nun "Misyonum HDP ile İyi Parti'nin konuşmasını sağlamak" dediğini belirtti. Ve benim de biraz misyonum, eğer bunu yapabilirsem, bu iki partinin birbiriyle konuşmasını sağlamak. CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'in HDP'ye bakanlık verilebilir sözlerinden sonra CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da planı ortaya çıktı. Kılıçdaroğlu HDP ile İyi Parti arasında köprü görevi mi yürütüyor? Politik Yol TV yayın koordinatörü Murat Aksoy Kılıçdaroğlu ile yaptığı görüşmesini açıkladı. Bir kez anlattım. 2019 seçimleri bittikten sonra, yani yerel seçimler, hani İstanbul 24 Haziran'da, ben sanıyorum Temmuz'un 18 ya da 19'unda Sayın Kılıçdaroğlu'ya bir söyleşi yapmaya gittim Ankara'ya. Aksoy katıldığı bir televizyon programında Kılıçdaroğlu'nun "Misyonum HDP ile İyi Parti'yi uzlaştırmak" dediğini duyurdu. O bana şunu söyledi. Dedi ki 31 Mart'ta, yani yerel seçimlerde demokrasi kazandı. Bu demokrasinin biraz daha güçlenmesi için dedi, İyi Parti ile HDP'nin birbiriyle konuşabilmesine bağlı. Ve benim de biraz misyonum, eğer bunu yapabilirsem, bu iki partinin birbiriyle konuşmasını sağlamak. 6-8 Ekim terör davasına ilişkin duruşmaya Ankara'da devam edildi. Sanıklardan Sebahat Tuncel, son günlerin tartışma konusu olan HDP'ye bakanlık vaadine ilişkin konuştu. HDP'li Tuncel, Kürt sorunu olduğunu iddia ederek çözümün muhatabının terörist elebaşı Öcalan olduğunu savundu. Çünkü daha biz başkan yapanın heykelini dikeceğiz, heykelini. Terör suçu tutuklusu HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'ın da aralarında bulunduğu 108 sanıklı 6-8 Ekim davasına devam edildi. Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Sincan'da görülen duruşmada sanıklardan Sebahat Tuncel beyanlarda bulundu. CHP'nin HDP'ye bakanlık vaadine ilişkin konuşan Tuncel, PKK açılımı istedi. Kürt sorunu olduğunu iddia eden Tuncel, çözümün terörist elebaşı Abdullah Öcalan olduğunu savundu. Sanık, Millet İttifakı ve bileşenlerine iktidar olması halinde bu sorunun çözümü için çağrı yaptı. Tuncel konuyla ilgili beyanlarında, "Türkiye'de suç oranı artıyor. Bu normal mi? Bunun artmasındaki temel nedenlerden biri de Kürt meselesidir. Yeni gelecek iktidar da Kürt sorununu çözemeyecekse bir anlamı kalmaz" dedi. Tuncel, "HDP bakanlık mı istiyor? HDP barış ve demokrasi istiyor. Kürt sorununun çözümü olmadan bu ülkede demokratikleşme olmaz. Sayın Öcalan'ın Kürt sorununun çözümüne muhatap olduğunu düşünüyoruz" ifadelerini kullandı. Zeytindalı bölgesinde şehit olan piyade uzman çavuş Ramazan Uçakçı, Çorum'un Sungurlu ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı. Uçakçı, vasiyeti üzerine Sarıkaya Köyü mezarlığına defnedildi. Piyade uzman çavuş Ramazan Uçakçı, Suriye'de Zeytindalı Harekat Bölgesi'nde PKK'lıların saldırısında yaralandı. Kaldırıldığı hastanede şehit oldu. Yüce Türk milletinin varlığı ve al bayrağı uğruna. Uzman çavuş Ramazan Uçakçı'nın şehit haberi Çorum'un Sungurlu ilçesindeki ailesine verildi. Haklarınızı helal ediniz. Haklarınızı helal ediniz. Şehidin Sungurlu mahallesindeki evinden helallik alındı. Şehidin evi ve sokağına Türk bayrağı asıldı. Atatürk Meydanı'nda cenaze töreni düzenlendi. Binlerce kişi katıldı. Kılınan cenaze namazından sonra şehidin naaşı Sarıkaya Köyü mezarlığına defnedildi. Muş'ta Eren 36 operasyonu başlatıldı. Operasyonda 38 operasyonel tim görev alıyor. Suriye'nin kuzeyinde ise 4 PKK'lı etkisiz hale getirildi. Yeşilyurt ilçesine bağlı Yakınca mahallesindeki inşaat çalışmaları sırasında vinç devrildi. Muş'ta Eren Abluk 36 Şehit Jandarma Üsteğmen İsmail Moray operasyonu başlatıldı. Operasyonda 513 personel, 38 operasyonel tim görev alıyor.
Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Eren Abluko operasyonları başarıyla devam ediyor. İçişleri Bakanlığı operasyonların halkın desteğiyle inançlı ve kararlı bir şekilde icra edildiğini vurguladı. Milli Savunma Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Suriye'nin kuzeyinde Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde saldırı hazırlığındaki 4 PKK'lı etkisiz hale getirildi. Yunanistan ve Irak'ta eğitim alan PKK'lı Ünal G de İstanbul'da yakalandı. Tutuklanan Ünal G, 2021 yılında kaçak yollarla gittiği Yunanistan'daki kamplarda faaliyetlerde bulundu. Daha sonra Irak'ta PKK-KCK'ya katılım sağlayarak eğitim aldı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tahıl anlaşması ile ilgili yeni bir açıklama yaptı. Batı'nın tahıl fırsatçılığına dikkat çeken Putin, tahılın yalnızca %3'ünün yoksul ülkelere gittiğini kaydetti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesinin Güvenlik Konseyi toplantısında konuştu. Tahıl anlaşması ile ilgili süreci anlattı, verileri paylaştı. Putin, anlaşmaların aksine en yoksul ülkelere önemsiz miktarda tahıl gönderildiğini belirtti. Bu 60 bin ton ediyor. Sadece %3 ifadelerini kullandı. Putin, en yoksul ülkelere tahıl sevkiyatının artırılmasının doğru olacağını düşündüklerini kaydetti. Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan Birleşmiş Milletler üyeleri de dahil partner ülkelerle temaslarda bu hususu göz önünde bulundurulmasını talep etti. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da yaptığı açıklamalarda Putin'e destek vererek tahılın fakir ülkelere ulaşmadığını söylemişti. Sayın Putin'in tabii haklı olduğu bir konu var. O da nedir? Bu tahıl sevkiyatında gelen tahıllar maalesef zengin ülkelere gidiyor. Fakir ülkelere değil. Erdoğan ve Putin konuyu 5-16 Eylül'de Semerkant'ta yapılacak Şangay İşbirliği Örgütü Devlet Başkanları Zirvesi'nde konuşacak. Finlandiya Adalet Bakanlığı, Türkiye'nin iadesini istediği dosyaların yeniden gözden geçirilme talebini reddetti. Türkiye, mahkeme kararları doğrultusunda son 5 yılda Finlandiya'dan 6'sı FETÖ, 6'sı PKK mensubu olmak üzere 12 teröristin iadesini talep etmişti. Bu terör örgütlerinin bırakın kabullenmeyi, kendi parlamentolarında bunlara konuşmalar yaptırtıyorlar. Finlandiya Türkiye'nin iade taleplerinin reddine ilişkin yeni bir açıklama yaptı. Ankara iadenin reddedildiği 6 dosyanın yeniden incelenerek karara bağlanmasını talep etmişti. Finlandiya Adalet Bakanlığı Sözcüsü Sonja Varpasuo kararlar nihai. Türkiye'ye bu vakaların yeniden değerlendirilemeyeceği bildirildi ifadelerini kullandı. Türkiye mahkeme kararları doğrultusunda son 5 yılda Finlandiya'dan 6'sı FETÖ, 6'sı PKK mensubu olmak üzere 12 teröristin iadesini talep etmişti. Sonja Varpasuo, Türkiye'nin talebinde farklı suçları terörizm olarak gördüğünü öne sürdü. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ da teröristlere sahip çıkan Finlandiya'ya ilişkin açıklama yapmış, ülkenin terör suçlarından istenen kimseyi Türkiye'ye iade etmediğini belirtmişti. Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti ülkenin 74. kuruluş yıl dönümünü görkemli bir törenle kutladı. Kutlamalara Kim Jong-un ve eşi Ri Sol-ju da katıldı. Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'nin 74. yıl dönümü törenlerle kutlandı. Ülkenin farklı noktalarında dans ve spor etkinlikleri renkli görüntüler oluşturdu. Paraşütçülerin de dahil olduğu bir hava gösterisinin yapıldığı kutlamalara Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti lideri Kim Jong-un ve eşi Ri Sol-ju da katıldı. Ayrıca Başkan Kim Il-sung ve Başkan Kim Jong-il heykellerinin bulunduğu Pyongyang'daki Mansu Tepesi'nin eteği de görkemli bir kutlamaya sahne oldu. Türkiye-Azerbaycan ortak tatbikatı Turas Kartalı 2022 sona erdi. Tatbikat kapsamında pilotlar temsili düşmanın hava savunmasından kaçınma
ve kara hedeflerine hava saldırıları yapma görevleri icra etti. Dosta güven, düşmana korku salan bu görüntüler Türkiye-Azerbaycan ortak tatbikatından. 5 Eylül'de başlayan Türk Azkartalı 2022 tatbikatı başarıyla tamamlandı. Türk Hava Kuvvetleri'ne bağlı pilotlar geçen hafta Azerbaycan'a giderek ortak tatbikata başlamıştı. Tatbikatta iki ülke hava kuvvetlerinin ortak faaliyetlerinin planlanması, etkileşim ve muharebe koordinasyonunun araştırılması, arama ve kurtarma eylemlerinin uygulanması ve diğer görevler icra edildi. Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan tatbikata ilişkin açıklama yapıldı. Türk ve Azerbaycanlı pilotların temsili düşmanın hava ve yer hedeflerinin imhası, alçak ve orta irtifalarda pilotaj ve savaş manevralarıyla diğer görevleri başarıyla yerine getirdiği açıklandı. İngiltere'de monarşizmin yeni temsilcisi 3. Charles oldu. 2. Elizabeth'in ölümünün ardından 3. Charles'ın krallığı resmen ilan edildi. Sözde demokrasinin beşiği Avrupa'da Tanrı kralı korusun sözleri yankılandı. İngiltere'de kraliçe 2. Elizabeth'in ölümünün ardından taht sırası 3. Charles'a geldi. Buckingham Sarayı önünde Tanrı Kralı Korusun sözleri yankılandı. İngiliz monarşisinin yeni temsilcisi 3. Charles oldu. Emperyalizmin kraliçesi 2. Elizabeth'ten tahtı devralan Charles'ın krallığı resmen ilan edildi. Kraliçe 2. Elizabeth'in oğlu Charles'ın ülkenin yeni kralı olduğu Londra St. James Sarayı'nda düzenlenen törenle resmen duyuruldu. Üçüncü Charles konuşmasında bana yüklenen sorumluluğun farkındayım ifadelerini kullandı. Tören tarihte ilk kez halkın görebileceği şekilde yapıldı. Kadınların törene katılmasına ilk kez izin verildi. Charles'ın krallığı resmen duyurulduktan sonra kraliyet bandosu İngiliz Milli Marşı'nı Tanrı Kralı Korusun ifadesiyle çaldı. Amerika Birleşik Devletleri'nin Doğu Akdeniz'de namlularını Türkiye'ye çevirdiği, Ege'nin karşı kıyısındaki Yunanistan'ı kışkırttığı bir dönemde İzmir'in kurtuluşunun 100. yılı kutlandı. CHP'li Büyükşehir Belediyesi Zafer'in 100. yılını sahne şovlarıyla kutladı. Belediye Başkanı Tunç Soyer konuşmasında Türkiye'ye yönelik tehditlere değinmedi. Tek kelime mavi vatan demedi. Soyer bunun yerine barış ve demokrasi vurguları yaptı. Şimdi sıra bizde. Bu cumhuriyeti demokrasinin tatlı güneşiyle aydınlatacak olan biziz. Ülkemizi içinde bulunduğu durumdan kurtarmaya muktediriz. CHP İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılını sahne gösterileriyle kutladı. Tarkan, megastarımız, dostumuz. Mavi vatanımızdan yoğun tehditlerin yöneldiği bir dönemde CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi 9 Eylül zaferini barışın ikinci yüzyılı siyasetiyle tartışmaya açtı. Yoğun tepki çekti. Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, yüz binlerce kişinin toplandığı Gündoğdu Meydanı'ndaki konuşmasında mavi vatan yerine yine barış vurgusu yaptı. Ve ardından 100 yıldır süren kesintisiz bir barışla taçlandıysa, şimdi de o cumhuriyeti yine barışla, demokrasiyle taçlandırmak bize düşüyor. ABD, İsrail, Yunanistan ittifakının Doğu Akdeniz'den Türkiye'ye yönelttiği tehditlere değinmeyen Soyer konuşmasını demokrasi ve barış vurgularıyla tamamladı. Tüm farklılıkların bir arada yaşandığı, özgürlüğün, kardeşliğin, barışın şehridir İzmir. Yaşasın demokrasi! Yaşasın Cumhuriyet!
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da 100. yıl sahne gösterisi ve konserine katıldı. Kılıçdaroğlu Soyer'le birlikte halkı selamladı. Kılıçdaroğlu eşi ve torunuyla birlikte Tarkan konserini izledi. Aydınlık gazetesi de bugün Yunanca manşetle çıktı. İzmir'in kurtuluşunun 100. yıl dönümünde Vatan Partisi, CKD ve TGB kararlılık yürüyüşü düzenlemişti. Aydınlık gazetesi İzmir'de yapılan yürüyüşü manşetine taşıdı. Manşette Yunanca "Komşu, Amerika'nın tuzağına düşme" ifadeleri yer aldı. Gelişmelerle devam ediyoruz. Yunanistan'ın Ege Denizi'ndeki hukuksuz ve insanlık dışı bütün faaliyetleri saniye saniye kaydediliyor. Yunan sahil güvenlik unsurlarının 9 Eylül'de Türk karasularına lastik bot içinde ittiği göçmenlerin görüntüleri ortaya çıktı. Olaya ait görüntüler Milli Savunma Bakanlığı yayınladı. Yunanistan'ın insanlık suçu bir kez daha Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait insansız hava araçlarıyla tespit edildi. Görüntüler Ege Denizi'nde. Yunan ordularının denize döküldüğü 9 Eylül 1922'nin 100. yılında kaydedildi. Ege Denizi'nde keşif ve gözetleme görevi icra eden İHA, önce Yunan sahil güvenlik botunun Türk karasularına yaklaştığını tespit etti. Bir süre sonra o sahil güvenlik teknesinin kıç kısmından suya bir lastik bot indirildi. Lastik botun içinde Yunanistan'a geçen düzensiz göçmenler vardı. Göçmenlerin olduğu lastik botun suya indirilmesinin ardından Yunan sahil güvenlik teknenin motoruyla dalga yaratarak düzensiz göçmenlerin Türk karasularına geçmesini sağladı. O anlar Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na ait insansız hava aracı tarafından saniye saniye kaydedildi. Olay kısa sürede Türk Sahil Güvenliği'ne bildirildi. Düzensiz göçmenler Türkiye tarafından sağ salim kurtarıldı. Yunanistan her gün düzensiz göçmenleri Türk karasularına itiyor. Bu dram dünyanın göz önünde yaşanıyor. Ancak uluslararası toplum konuya duyarsız kalmaya devam ediyor. Türk tiyatro ve sinemasının devrimci ismi, aydınlıkçı Erkan Yücel vefatının 37. yıl dönümünde anıldı. Türkiye Sanatçılar Birliği Başkanı Murat Demirbaş ve Yücel'in arkadaşları İstanbul Kadıköy'deki Erkan Yücel Kültür Merkezi'nde bir araya geldi. Gecede Yücel anısına belgesel gösterimi de yapıldı. 20 sene geçtikten sonra Türk tiyatrosundan iki tane büyük aktör geçti diyorlar. Biri Cüneyt Gökçer, İki Erkan Yücel. Hepimize gerçek söylüyorum, örnek oldu. Tiyatro, sinema, dizilerin devrimci ismiydi, aydınlıkçıydı. Kelepçeler hepimizi mahkemeye çıkaracaklar ertesi sabah. Gidiyoruz efendim, giderken Erkan şey dedi, ya dedi, biz dedi niye buradayız dedi. Halk için dedik. Peki halk nerede dedi. Kimse yok etrafta. Jandarma ellerimiz kelepçeli mahkemeye gidiyor. Ondan sonra ben ne bileyim ya dedim. O zaman çokomik mi vardı? Bir şey vardı. Galiba çokomik almaya gittiler dedim. Kırgır yapıyoruz yolda. Köşeyi bir döndük. Cemselerle gelmişler. Bine yakın köylü. Bir alkış koptu. Herkes alkışlıyor. Biz ağlamaya başladık. Erkan Yücel vefatının 37. yıl dönümünde anıldı. Türkiye Sanatçılar Birliği Başkanı Murat Demirbaş ve Yücel'in arkadaşları İstanbul Kadıköy'deki Erkan Yücel Kültür Merkezi'nde bir araya geldi. Erkan Yücel'in bütün hayatı partili olmaktır. Yücel toplumcu bir sanat anlayışını savundu. Aydınlık hareketinde yer aldı. Traktör römorkunda tiyatro tarzını geliştirdi, köy köy dolaşarak halka gösteriler sundu. Yücel ayrıca Sarpar Özsan yönetimindeki aydınlık korosunda da seslendirme görevinde bulundu. Oyun oynamadığı zamanlarda da oynuyor. Sahnede oynarken karşısındaki oyuncuyu güldürmeye çalışıyor. Hani diyorlar ya gülmek en devrimci eylem diye. Onun tam karşılığı yani Erkan Yücel mizahındaki karşılığı işte onun o devrimciliğinden geliyor. Çünkü gülmek hem umut etmek hem yaşama inancını taşımak hem geleceğe umut taşımak hem direngenlik
her şeyin göstergesidir. O yüzden gülmek devrimci bir eylemdir derler hani. Sıra dışı yeteneğe sahip bir oyuncu ve devrimci sanatçı olarak tanınan Erkan Yücel, 1979 yılında Aydınlık Gazetesi'nde yazılar yazmıştı. Aydınlık Meclis Köşesi'nde hiciv dolu yazılar kaleme aldı. Özel bir insan, özel bir aktör, özel bir sanatkar ama sanatındaki başarısını kavgasına, mücadelesine de yansıtmış. İkisini de hiç boş bırakmamış. Vatan Partisi yöneticilerinin de katıldığı anma gecesinde Yücel anısına belgesel gösterimi de yapıldı. O rant kovalayan tipte insanlardan olmadı. İstanbul Avcılar'da iki metrobüs kafa kafaya çarpıştı. Kazada 99 kişi yaralandı. Görgü tanıkları yaşadıkları korku dolu anları anlattı. Kayıtlarda kazaya neden olan sürücünün "kötü oluyorum, ambulans çağırın" diyerek bir baygınlık geçirdiğini ifade ettiği belirtildi. Metrobüsler kafa kafaya çarpıştı. Onlarca kişi ölümden döndü. İstanbul Avcılar'da yaşanan kazada 99 kişi yaralandı. Metrobüsteki görgü tanıklarının ifadesini alan polis, Küçükçekmece yönünden giden metrobüsün sürücüsü Mahsun K'nin fenalaştığını belirledi. Kayıtlarda sürücünün "kötü oluyorum, ambulans çağırın" diyerek bir baygınlık geçirdiğini ifade ettiği belirtildi. Görgü tanıkları yaşadıkları korku dolu anları anlattı. Gürültü geldi. Önce kaydı arabalar, biri bariyere girdi, bir tane metrobüs. Ondan sonra kafa kafaya güm diye bir ses çıktı zaten. O bomba gibi bir ses. Malatya'da inşaat çalışmaları sırasında vinç devrildi. Sevgili izleyiciler, iki işçi hayatını kaybetti, üç işçi de yaralandı. Yeşilyurt ilçesine bağlı Yakınca mahallesindeki inşaat çalışmaları sırasında vinç devrildi. Bölgeye çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Yaralanan ve kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan 5 işçiden Fatih Kızılkaya ile Mesut Gündoğan hayatını kaybetti. 3 işçi de yaralandı. Vinç operatörü gözaltına alındı. Arkeoloji alanında en köklü ve eski kazılardan biri Samsun'da İkiztepe Ören yerinde devam ediyor. Milattan önce 4500 yılında yaşayan insanlara dair eserlerin bulunduğu kazı alanında doçent doktor Aslıhan Beyazıt Ulusal Kanal'a konuştu. Bölgenin tarihe ışık tuttuğunu söyledi. İnsanlar burada milattan önce yaklaşık 4500 yılında yerleşime başlıyor ve milattan önce 1700 yılına kadar kesintisiz devam ediyor hiç ara vermeden. Samsun'un Bafra ilçesindeki İkiztepe Ören yerinde arkeolojik kazı çalışmalarında yeni kalıntılar bulundu. Metal, bakırdan yapılmış aletlerin ve silahların varlığını biliyoruz. Bu da buranın önemini bize gösteriyor aslında. Ören yerinde ilk kazı çalışmaları 1974 yılında başladı. 2012 yılına kadar devam etti. Kazı Başkanı Doçent Doktor Aslıhan Beyazıt çalışmalar hakkında bilgi verdi. Fakat yine çok güzel kille sıvanmış fırınlarını, atölyelerini buluyoruz. Çok sayıda farklı ham maddenin kullanıldığını görüyoruz. Pişmiş toprak, kemik, metal, taş bunların başında geliyor. Pişmiş topraktan en çok ele geçen de burada dokuma ağırlıkları. Bu da bize tekstil üretiminin çok yoğun olduğunu gösteriyor. Yeni dönem kazıları 2021 yılında başladı. Arkeolojik kazılarda sponsorların desteği büyük önem arz ediyor. Etibakır, Samsun işletmesine çünkü onların desteği sayesinde biz bu sene özellikle daha uzun süre ve çok verimli çalışmalar yapabiliyoruz. Samsun İl Kültür ve Turizm Müdürü Adnan İpekdal çalışmaların tarihe ışık tuttuğunu söyledi. Samsun Müzemizdeki, Arkeoloji ve Etnografi Müzemizdeki eserlerin büyük bir çoğunluğu buradaki kazıdan elde edilmiş olan eserler Samsun'un madencilikte de tekstilde de çok eski bir geçmişinin olduğunu buradaki buluntularla biz anlamış oluyoruz. Öğrenciler büyük bir özveriyle Ören yerinde çalışma yürütüyor. Kiminin ilk deneyimi olan İkiztepe'de binlerce eser gün yüzüne çıkarıldı. Av yasağının son ermesiyle vira bismillah diyerek denize açılan balıkçılar mavi sularda avlanmaya devam ediyor. Ordu'da av sezonunun ikinci haftasında tekneleriyle Karadeniz'e açılan balıkçıların ağları palamutla doldu. Hay maşallah, gelene bak, vira, vira.
bereket denizden geldi, ağlar palamutla doldu, balıkçıların yüzü güldü. Ordu'da hava şartlarının da iyi olmasıyla denize açılan çok sayıda balıkçı teknesinden ağlar denize bırakıldı. Av sezonunun ikinci haftasında balıkçıların ağları palamutla şenlendi. Güzel başladı. Bol palamut olacak. İlk ağımızda bunları aldık. Bu seneki palamuta güveniyoruz. Gırgır tekneleriyle limanlara dönen balıkçıların yakaladıkları palamutlar buradan araçlara yüklenerek yurdun farklı şehirlerine gönderiliyor. 3 yıldan beri bekliyorduk, palamut bekliyorduk. O da bize güzel bir doğdu yani, bütün balıkçılar cemaatine. Balıkçılar sezondan umutlu. Bol bereketli olur. Tüm balıkçı camiası bundan bir ekmek, bir rızık kazanır yani. Şu palamut, anda evet. İşareti iyi yani. Palamut nasıl şu anda? Şu anda yani işaretleri iyi yani. Hı hı. Palamudun tane fiyatı 100 liradan satışa sunuluyor. Balığın bollaşmasıyla fiyatların gerileceği öngörülüyor. Tanesi 100 lira gibi çok afaki rakamlar ama bunu tabii halkın alabilecek olduğu rakamlara inşallah bol olduğunda geriye çekeceğiz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayınlanan kararlara göre çok sayıda kamu kurum ve kuruluşlarında atamalar yapıldı. Bunların içinde Çalışma Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı gibi birçok kurum yer aldı. 10 Eylül'deki resmi gazetede yayınlanan Cumhurbaşkanlığı kararına göre Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Hukuk Hizmetleri Genel Müdür Yardımcılığına Cumhur Sarı Akçalı getirildi. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Genel Müdürlüğü'nde açıkta bulunan yönetim kurulu üyeliğine ise Mutlu Koç atandı. Gençlik ve Spor Bakanlığı Eskişehir İl Müdürü Ali Osman Tatlısu görevden alınarak yerine Tunceli Gençlik Spor İl Müdürü Abdülselam Er getirildi. Kültür ve Turizm Bakanlığı Muğla İl Kültür ve Turizm Müdürü Zekeriya Bingöl görevden alınarak yerine Hüseyin Toprak'ın ataması yapıldı. Milli Eğitim Bakanlığı'nda açıkta bulunan Temel Eğitim Genel Müdürlüğü'ne Tuncay Markoç atandı. Sağlık Bakanlığı'nda açıkta bulunan müfettişliği Mehmet Sait Uluğ'un atanmasına karar verildi. Karslı kadınlar rüzgara karşı buğday ve arpa savuruyor. Bu yoğun mesai tahıl hasadının tamamlanmasının ardından başlıyor. Buğday ve arpadaki yabancı maddeler de kadınların gün batımına kadar süren emeğiyle ürünlerden ayrılıyor. Kars'ta kış hazırlığının en önemlisi hasat sonrası başlıyor. Kadınlar rüzgara karşı zorlu mesai yürütüyor. Gün batımında çekilen bu görüntülerde kadınlar buğday ve arpa savuruyor. Eskiden babaannelerimizin şeyinde şimdi makine çıktı. El emeği yok şimdi, her şey makineyle. Yani ama onun tadını da vermiyor şimdi. El emeğinin tadı daha güzel. Yine de el emeği yapmaya devam edeceğiz. Tarım ve hayvancılığın yaygın yapıldığı kentte yağışlarla bereketli sezon geçiren çiftçiler tahıl hasadını tamamladı. Ürünlerini toplayan kadınlar buğday ve arpadaki yabancı maddeleri ayıklamak için uğraşıyor. Yıkıyırık, kendimize ayırtıyırık, gene kendi el memleketimizden hazırlıyırık kışlık, yazlık yiyeceğimizi. İş oldukça zahmetli, bu yüzden bol sabır gerektiriyor. Varlığın bakırık, örtü sarırık, kovalara doldururuk, eğer rüzgar varsa böyle savururuk, rüzgar da yoksa bekliyoruz. Ondan sonra da yapırık, her tarafa koyuruk, yiyoruz. Şimdi kısa bir ara. Yeniden iyi akşamlar sevgili izleyiciler. Kısa bir aranın ardından yeniden Ulusal Kanal Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Bültenimize başlarken ifade etmiştim çok değerli, çok kıymetli iki konuğumuz olacak diye. Vatan Partisi Genel Sekreteri Sayın Özgür Bursalı ve Görev Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Tugay Şen şu anda stüdyomuzda. Hemen kendilerine dönmek istiyorum. İyi akşamlar diyelim.
Sayın Şen ve Sayın Bursalı, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet, bugün Vatan Partisi lideri Sayın Doktor Doğu Perinçek çok önemli açıklamalar yaptı, ifadeler kullandı. İzleyicilerimiz açısından hatırlatmakta fayda var. Perinçek yaptığı açıklamada Türk hükümetinin Amerika'nın tehditlerini talimat olarak aldığını vurguladı. Ayrıca Perinçek, Amerika'nın Türk iş insanlarına gönderdiği tehdit mektubuna hükümet selam durdu diyerek aslında hükümete çok sert eleştiriler de bulundu. Şimdi soralım, izniniz olursa Sayın Özgür Bursalı ile başlamak istiyorum. Evet, şimdi Amerika'nın TÜSİAD'a gönderdiği tehdit mektubuna hükümetin sessiz kalmasını ya da gerekli tavrı ve açıklamayı gösterememesi sebebiyle siz hemen ilk tepkiyi Vatan Partisi olarak gösterdiniz. Sert ifadelerle bunu açıkladınız. Hükümet nerede hata yaptı ve ne yapmalıydı? Evet, öncelikle izleyicilerimizi saygıyla selamlıyoruz. Evet. Bizleri izleyen. Ben şuradan başlamak isterim. Genel Başkanımız da açıklamaya aslında bugün öyle başladı. Şimdi Vatan Partisi bütün bu sürece nereden bakıyor? Ya da diyelim neden bu sert tepkileri ortaya koyuyor? Neden bu kadar ön cephede mücadele ediyor bu yaptırımlar ve hükümetin tavrı konusunda? Çünkü biz bugün Eylül ayındayız. Önümüzde Ekim var. Ekim demek, ekim demek. Yani tarlaya ekim demek. Tabii tarlaya ekim demek, traktörün deposuna mazotu doldurmak demek. Su motorları için elektrik hatları çekmek demek. Evet. Yani dolayısıyla ucuz mazot demek, ucuz benzin demek, ucuz elektrik demek. Biz verimli, sağlıklı bir ekim süreci geçireceksek. Hemen onun biraz ötesine bakıyoruz. Kış ayı geliyor. Ve kış ayının belki kendisi henüz gelmedi ama esintileri işte Avrupa'da da görüldüğü üzere hepimizin içini titretmeye başladı. Zor bir kış ayı geçecek ve bu kış ayının da merkezi gündemi enerji krizi. Doğalgaz krizi işte vesaire, elektrik krizi. İşte Avrupa'yı da görüyoruz. Şimdi biz Türk üreticisi, Türk tarımcısı, Türk çiftçisi ve Türk sanayisinin gözünden baktığımız için aslında bugün bu eleştirileri getiriyoruz. Yani Türkiye ayakta kalacaksa, tabii bizim bir Mehmetçiğimiz var, vatan bütünlüğümüzü sağlıyor, güveniyoruz ama bir de içeride Mehmetçiklerimiz var. Tarlada, çarkının başında, torna tezgahının başında, üretimin başında olan kesimler var. Bu kesimlerin sağlıklı bir şekilde üretime devam etmesi lazım. Şimdi bunun temel noktası Türkiye'de enerji. O yüzden biz şunu ifade ettik. Bu Amerika'nın mektuplarına, işte yaptırım tehditlerine falan selam duranlar, işte Türk hükümetinden maalesef böyle tavırlar görüyoruz. Aslında tarımcımıza yaptırım uyguluyor. Yani hani hep diyoruz ya, Amerika Birleşik Devletleri bilmem 40'ın üzerinde ülkeye işte yaptırım uyguluyor. O dönüyor Amerika Birleşik Devletleri'ne yaptırım uyguluyor. Şimdi Türkiye hükümeti eğer bu yaptırımlara katılırsa Türk sanayisine yaptırım uygulamış olur. Türk tarımcısına yaptırım uygulamış olur ve aslında Türk halkına. Sonuçta sadece tarım ve sanayinin çark açısından düşünmemek lazım. Evlerde de hepimiz enerjiyle ısınıyoruz. Neden? Çünkü enerji Rusya'da. Yaptırım uygulamaya kalktığımız Rusya'da. Enerji İran'da, ki işte bir varil petrol bile almıyoruz ve çok sınırlı doğalgaz alıyoruz. Enerji komşularımızda. Şimdi siz bunları Türkiye'nin karşısına aldığınız zaman bir, Türk halkını kaybedersiniz. İki, Türk sanayisini ve Türk üreticisini de kaybedersiniz. Ve Türkiye'nin de tabii geleceğine ve önüne ağır maliyetler koymuş olursunuz. O bakımdan bu son dönemdeki, yani bu Karadeniz'de başlayan gelişmeler, Rusya'nın Ukrayna harekatı ve o harekat esas olarak NATO'ya karşı bir harekat. Bu Türkiye için, biz o dönemde bahsetmiştik, altın değerinde fırsatlar getiriyor. Yani tabii kriz var, savaş var ama o savaşın içinde ışıklar var, umutlar var. Özellikle Türkiye ekonomisi açısından büyük fırsatlar var. Evet, şimdi Türkiye bu fırsatları değerlendireceği yerde, evet, ve bunlara koşarak üzerine gidip atlayacağı yerde ne yapıyor? Amerika Birleşik Devletleri'nin mektuplarına, yaptırımlarına selam durma tavırları alıyor. Bu bunu Türkiye kabul etmez. Türk halkı da kabul etmez, sanayici de kabul etmez, tarımcı da kabul etmez. Kabul etmemenin ötesinde böyle bir nesnellik yok. Yani Türkiye ile Rusya işbirliği yapmayacak, Türkiye ile İran bir enerji alışverişi yapmayacak önümüzdeki süreçte, Türkiye ile Suriye anlaşmayacak, böyle bir Türkiye olmaz. Ve böyle bir Türkiye ayakta da kalmaz. O bakımdan yaptırımlara teslim olanlar yaptırımlarla birlikte giderler.
yaptırımlar karşısında dik tavır alanlar, meydan okuyanlar ve Rusya ile komşularımızla, İran'la, Suriye ile işbirliğini geliştirenler o üreticilerin hükümeti olurlar. Biz evet. O açıdan bu kadar net ifadelerimizi ortaya koyduk. Vatan Partisi sorunları ortaya koyarken çözümleri de koyuyor yaptığı açıklamalarla. Şu anda aslında evet. Hem sorunları ortaya evet. koydunuz hem de çözümü anlattınız. Eleştirileriniz aslında hep yapıcı ya da yol gösterici diyebilir miyiz? Bu noktada iktidarda ya da hükümette karşılık buluyor mu yaptığınız bu yapıcı eleştiriler? Yani meyvasını alıyor musunuz? Biz iktidarda ya da hükümetteki karşılığından çok Türk halkının ve Türk sanayicisinin içindeki karşılığına bakıyoruz. Ya da nasıl tepkiler geliyor diye sorayım. Evet. Yani bu sorunuz da önemli evet. bir soru. Bizim için önemli olan bunların halktaki karşılığı. Ve zaten Vatan Partisi bugün o sanayicinin, o çiftçinin özlemlerini temsil ettiği için iktidarın eşiğine geldi. Yani biz bugün yaptırımlara karşı çatır çatır en önde mücadele ediyoruz. Ve hükümetin yaptırımlara selam duran tavrına karşı. Ama bu tavır sadece Vatan Partisi'nin tavrı değil ki. Tabii. Bu tavır Türkiye'deki bütün milli sınıfların aynı zamanda evet. çıkarı ve ortak tavrı. Ve onların özlemleri ve onların ihtiyaçları. O yüzden Vatan Partisi onların temsil ettiği hükümetin merkezinde olacak ve onlarla birlikte iktidar olacak. Ama tabii Vatan Partisi'nin hükümetteki eleştirileri de karşılık buluyor. Biz hem sorumluluk çizgisinde bir eleştiri yapıyoruz. Ama gözümüzde budaktan orada sakınmıyoruz ve ortaya koyduğumuz program çerçevesinde sert eleştiriler de bahsettiğiniz gibi oluyor. Onlar da karşılık buluyor. Yani tabii o hükümette de karşılık bulması doğal. Eğer o hükümetin içinde Türkiye'den yana kalbi atanlar varsa ki var, Türkiye'nin sanayisini düşünenler varsa, Türkiye'nin tarımını düşünenler varsa elbette karşılık bulacak. Eğer zaten öyle bir karşılık bulmuyorsa bu hükümet önümüzdeki dönemde Türkiye'yi yönetemez. Evet, devam edeceğiz Sayın Bursalı ama Sayın Tugay Şen'e de sorularım olacak. Şimdi sizin başkanlığınızda Görev Holding heyeti Rusya Federasyonu'na bağlı Karelya Cumhuriyeti'ne bir ziyaret gerçekleştirdiniz. Önemli görüşmeler, konuşmalar yapıldı. Anlaşmalar da oldu bildiğimiz kadarıyla. Biraz bunu açmanızı, ayrıntılandırmanızı isteyeceğim. Neler oldu bu ziyarette? Nasıl bir tablo ortaya çıktı? Tabii. Öncelikle izleyicilerinize iyi akşamlar diliyorum. Tekrar teşekkür ediyoruz bizi davet ettiğiniz için. Şimdi biz Görev Holding olarak 4 kişilik bir heyet halinde 2-3 Eylül tarihlerinde Rusya Federasyonu'na bağlı Karelya Cumhuriyeti'nin başkenti Petrozavodsk'a gittik. Ve orada Cumhuriyet'in başkanının davetlisi olarak 2 gün boyunca yoğun görüşmeler gerçekleştirdik. Ve ikinci günde o görüşmelerin de sonuç olarak dönmesini sağlayacak olan Karelya Cumhuriyeti ile Görev Holding arasındaki işbirliği anlaşmasını imzaladık. Tabii bu normalde aslında bu tür anlaşmaların diyelim devletler arası, cumhuriyetler arası olması olağandır, böyle bilinir. Ama biz burada Görev Holding olarak önemli bir misyon üstlendiğimizden ve biraz önce Sayın Bursa'nın da bahsettiği ortamda işte o yaptırımlara selam durma, yaptırımlara karşı mücadele edememe veya yaptırımları deldirmeyeceğiz çıkışlarının yapıldığı bir ortamda doğru tavrı göstermek ve Türkiye'nin lehine, Türkiye'nin çıkarına uygulamalarda bulunmak için o sorumluluğumuz gereğince gittik ve Türkiye'yi temsilen diyelim Görev Holding olarak orada önemli bir anlaşmayı imzaladık. Bu anlaşmanın içeriği Emre Hanım aslında Karelya Cumhuriyeti ki Rusya'nın Finlandiya sınırında bulunan Kuzeybatı incisi diye bilinen Rusya'nın ve esas olarak kereste, kağıtçılık, balıkçılık gibi alanlarda gelişmiş olan bir ülke. Biz Türkiye ile buranın arasındaki ticari ilişkileri geliştirmek ve iki ülkenin karşılıklı dış ticaret rakamlarını arttırmak, Karelya'nın özellikle bu Rusya'ya uygulanan yaptırımlar sonrası ihtiyaç duyduğu çeşitli ürünlerin Türkiye'den tedarikini sağlamak, bu bakımlardan zaten yaklaşık 10 gün öncesi, ziyaretimizin 10 gün öncesine görüşmelere başlamıştık. Orada da iki gün boyunca bu konuları detaylı ele aldık ve dediğim gibi orman ürünleri alanında, kağıtçılık alanında, balıkçılık alanında, turizm alanında ve kültürel alanlarda karşılıklı işbirliği yapmak üzere de anlaşmamızı imzaladık. Evet, peki oradan Türkiye'ye bakıldığında ya da
Rusya'dan Türkiye'ye bakıldığında Türkiye nasıl yorumlanıyor, nasıl okunuyor, nasıl algılanıyor? Biraz da bundan bahseder misiniz? Şimdi birincisi bizim görüştüğümüz devlet yöneticileri, evet. Sayın Başkan, Sayın Bakanlar ve diğer yöneticiler tabii Türkiye'nin Rusya'nın Ukrayna harekatından sonra Rusya'ya uygulanan yaptırımlara dahil olmaması ve Türkiye'nin uyguladığı bazı bizim de doğru bulduğumuz, olumlu bulduğumuz politikalardan dolayı Türkiye'ye dost bir ülke gözüyle bakıyorlar. Bu net bir gerçeklik. Evet. Tabii bu bizi de oraya gittiğimizde bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak memnun ediyor. Ve sonuçta şu gerçeği de görüyoruz. İki ülke arasındaki ticari ilişkide geçen senelere göre önemli gelişmeler de var. Rakamlarla da bu ortaya çıkıyor. Ama biz gittiğimizde hem kendimiz bunu ifade ettik hem de daha önemlisi oradaki yöneticiler de bunu bulduk. Belli çelişmeleri anlayamıyorlar. Bu çelişmeler nedir? İşte Türkiye Rusya'ya yaptırımlara dahil olmuyor ama Türkiye işte Finlandiya'nın NATO'ya girmesi konusunda neden bizim için sorun değil diye bir tavır alıyor. Bu çelişkili buluyorlar. Bu çelişkili geliyor çünkü. Güven sorunu yaratıyor mu? Aslında tabii bir güven bulanımı yaratıyor. Önemli bir güven bulanımı yaratıyor. Bir de dediğim gibi gittiğimiz Cumhuriyet de Finlandiya sınırında olan 2. Dünya Savaşı'nda 3 yıl Finlandiya'nın işgali altında kalmış olan bir bölge. O açıdan Finlandiya, İsveç onlar için çok daha hayati bir konu. Onların NATO'ya girmesi konusu ve bütün sohbetlerimizde tabii bize bunları sordular. Dediler ki Türkiye niye bu konuda bir tutum alıyor? Yani biz de ne yaptık? Orada Türkiye'yi temsilen Karelya'dan, Karelya'nın basın mensuplarına verdiğimiz röportajlarda İsveç'in Finlandiya'nın NATO'ya girmesine Türk milletinin destekçi olmadığını, NATO'nun Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye'de en büyük düşman olarak halkımız tarafından görüldüğünü ve Türkiye'nin bu rotaya gireceğini, yani bu onların güven bunalımı yaşamasına neden olan durumların yaşanmayacağını, gerçekleşmeyeceğini net bir şekilde ifade ettik. Bu da aslında şunu getiriyor. Bu güven bunalımı yaratan yanlışlar olmasa, yani mevcut hükümetin, şu anki hükümetin denge politikası diye ifade ettiği ama aslında özünde dengesizlik içeren bu kararsızlıklar ve yanlışlar olmasa Türkiye ile Rusya ilişkileri bugünkü gelişmeden kat be kat çok daha iyi bir noktaya gider. Şu an dış ticaret %87 artmışsa bunun 2-3 katı bir artış yaşanır. Çünkü Türkiye şu an Rusya açısından onların dünyaya açıldığı önemli bir kapı pencere durumunda. Peki çok teşekkür ediyorum. Şimdi Sayın Bursalı, Vatan Partisi daha en başından beri Türkiye'nin komşularla iyi ilişkiler, iyi stratejiler geliştirmesini hep savundu. Özellikle güvenlikte ve ekonomide. Siz az önce biraz değindiniz, açtınız ama biraz daha bunun üzerinde durmakta fayda var. Madem ekonomideki gelişmeden de bahsediyoruz. Bu noktada daha çok öne çıkarmak istediğiniz hususlar var mı? Bunu biraz daha açalım bence bu yayında. Önümüzdeki dönem Türkiye'ye Amerika Birleşik Devletleri'nden korkmayacak ve onun yaptırımları, tehditleri, hatta silahlı yaptırımları ve önümüze çıkacak silahlı ciddi tehditleri karşısında dimdik duracak bir hükümet lazım. Yani tabii bu güvenlik boyutu var, ekonomik boyutu var sürekli konuştuğumuz üzere. Çünkü Türkiye'nin geleceği burada, bu tavırda. O bakımdan yani komşularla işbirliği başta olmak üzere Vatan Partisi bu bütünsel güvenlik ve bütünsel ekonomik birlikteliği savunuyor aslında. Yani güvenlik açısından baktığımız zaman işte artık ezberledik o haritaları, Amerikan üsleri, Karadeniz'in kuzeyinden, Yunanistan'ın bütün vilayetlerinden, Suriye ve İran kuzeyine kadar o silahlı yaptırımlar, tehditler, tanklar, toplar karşı karşıya. Bir de onun yanına Amerikan mektuplarını siz ekleyiniz. İşte hatta Amerikan yaptırımlarını, yani sadece işte bu yeni bir yaptırım olayı değil. Daha önce de Kağıtsa yaptırımları adı altında işte bizim bakanlarımıza yaptırımlar uygulandı. Çeşitli kurumlarımız tehdit edildi. Ondan öncesinden hatırlayalım. Trump o ekonomik tehditleri, Türkiye'nin ekonomisini mahvederim diye tweetler attı. Yani Türkiye'yi tweetle tehdit edeceklerini sandılar. Evet. Şimdi bu koşullarda konuşuyoruz ve tartışmayı bu iklimde yapıyoruz. O yüzden Türkiye'nin alacağı tavır, Tugay Bey'in de belirttiği gibi ne güvenlikte ne ekonomide böyle bir denge tavrı olmaz. Türkiye Batı'yla da ekonomik ilişkiler kuracak, eşit siyasi ilişkiler kuracak. Elbette bunlar olacak ama bir de Türkiye'nin geleceği nerede? Güvenliğinin geleceği nerede? Ekonominin geleceği nerede? Özellikle ekonomi açısından baktığımızda dünyada yükselen bir güç var. Evet. Dünyada Asya yükseliyor ama özellikle ekonomik anlamda yükseliyor. Yani Çin satın alma paritelerini de eklediğimiz zaman birinci güç. Türkiye'nin ticaret ortakları açısından baktığımız zaman da
Rusya yine zirvede. Kaldı ki Avrupa açısından bile bu böyle. Çünkü Avrupa'da, Almanya'da, Fransa'da, İtalya'da herkes ayaklandı. Niye? Hepsi Rusya'nın gazına muhtaç durumda. Şimdi bu öyle bir güçlü geliyor ki, o yüzden biz bugünden, yani Türkiye'yi bu sarsacak ekonomik kriz hakikaten ciddi tahribatlar yaratır. Türkiye bunları aşacak güçte bir ülke ama bugünden tedbirlerimizi almak atik ve atak davranmak zorundayız. Yani işte bakın şimdi yarın Aydınlık'ta çok önemli bir haber var. Belki de Türkiye kamuoyu ilk defa duyacak o haberi. Ukrayna, yani aslında o Karadeniz'deki Yunanistan ya da Amerika'nın bir aparatı. Ukrayna Türkiye'yi tehdit etmeye başladı. Ukrayna Dışişleri Bakanlığı'nın bir açtığı internet sitesinde doğrudan doğruya Türkiye İş Bankası, Türkiye Ziraat Bankası olmak üzere yani bizim kamu kurumlarımız başta olmak üzere çok sayıda kurumumuza ve onların yöneticilerine yaptırım talimatı veriyor Ukrayna Dışişleri Bakanlığı. Şimdi tablo bu. Yani siz şimdi Ukrayna ile Rusya arasında bir denge tutun. Ayrıca Türkiye'nin öyle bir şeyi de yok yani. Türkiye'nin bir onuru var, gururu var. Ukrayna gibi bir ülkeden de talimat falan almaz ve onun gereğini çok sert yapması lazım ama hani iklim bu. O yüzden güvenlikte olmadığı gibi ekonomide de böyle denge kuralım. Bir orada dans edelim, bir buraya işte siha satarak onların gönüllerini yapalım falan filan. Yani bütün aslında kuralların alt üst edildiği bir döneme giriyoruz. Yani işte bu yaptırım konusunda da serbest ticaretten bahsediliyor, serbest piyasadan bahsediliyor. Bizim anayasamız da onu güvence altına alıyor. Ama ne oluyor? Türkiye hükümeti, Türkiye iş insanlarının Rusya ile ticaret yapmasının önüne geçiyor. Şimdi bu böyle devam etmez. Yani bu çok sıkıştı. O bakımdan zaten Vatan Partisi'nin bu konuda attığı her adım Türkiye'nin gündemi haline gelmeye başladı. Bunu en başta Türkiye sanayicisi çünkü kabul etmez. Bu sanayici milli bir sanayici, bu çiftçi milli bir çiftçi. Bir takım yabancı odakların Türkiye'de ajantacılığını falan yapan değil. Bunlar milli kurumlarımız. Yani mecburiyetler izin vermez zaten. Mecburiyetler izin vermez. Türk halkı izin vermez. Kimse izin vermez. Yani yarın hepimizin evine elektrik faturaları gelecek. Doğalgaz faturaları gelecek hepimizin. Şimdi biz de kara kara düşünüyoruz. Yani bu yaz ayları boyunca o zamlar geldi. Şimdi hissetmiyoruz ama iki ay sonra hissedeceğiz. Sanayide bunun kat kat fazlasını düşünün. Çünkü oralara daha ağır, daha ciddi oranlarda o zamlar yansıyor. İşte Ekim ayı dedik, traktörün mazotu dolacak, nasıl dolacak? Şimdi bunları bir araya getirdiğimiz zaman çok kritik bir yıl var aslında Türkiye'nin önünde. Ve her şeye gebe. O bakımdan seçimler de yaklaşıyor. Biz, Genel Başkanımızın bugün yaptığı açıklamada da o var. Rusya ile işbirliği olmadan, İran'la işbirliği olmadan, Suriye ile işbirliği olmadan ucuz mazot hayal, ucuz benzin hayal, ucuz doğalgaz hayal. Şimdi bunu bütün Türk milletinin bir kez daha dikkatine sunuyoruz ve bunu Türk milleti çok iyi biliyor. O yüzden biz de diyoruz ki Vatan Partisi olarak kendi çözümümüzü ortaya koyuyoruz. Vatan Partisi yaptırım maptırım tanımaz. Bakın yaptırım delmekten bahsetmiyorum. Yaptırım delmek bile bizim açımızdan geri bir mevzi. Biz yaptırım maptırım tanımayız. Amerika Birleşik Devletleri'nin mektuplarına selam durmayız. Onların tehditlerinden korkmayız ve ucuz mazot sağlarız, ucuz benzin sağlarız, ucuz doğalgaz sağlarız. Şimdi önümüzdeki dönem bu iddianın sahipleri iktidar olacak. Şimdi Amerikalı yetkililerden açıklamalar da geliyor. Çok tedirgin olmuşlar, hatta telaşa düşmüş gibiler. Derhal Türkiye ile Rusya ilişkilerinin önüne geçilmeli şeklinde açıklamalar yapıyorlar. Yani ne kadar önemli olduğunu bir kez daha anlıyoruz değil mi? Bunu onlar bizzat kendileri ifade etmiş oluyorlar aslında. Dolayısıyla sualim şu olacak. Yani bölgede hatta dünyada neler değişir ki bu kadar rahatsızlar Sayın Şen? Bölgede veya dünyada ne değişiyor? En önemlisi yeni bir dünya kuruluyor. Evet. Yeni bir dünya kuruluyor. Bu yeni dünyanın kurulması sürecinin diyelim üç temel aktörünün Türkiye, Rusya ve Çin Halk Cumhuriyeti olduğu görülüyor. Ve bugün Atlantik sistemiyle bu yeni dünyanın Avrasya'nın yaşadığı çatışmada da temel coğrafyanın yani kavganın koptuğu yerinde Türkiye ve Rusya'nın bulunduğu bölge olduğu görülüyor. Dolayısıyla aslında Amerika Birleşik Devletleri'nin biraz önce bahsettiğiniz türden yaptığı açıklamaların veya Türkiye'deki çeşitli kuruluşlara gönderdiği mektupların orada şunu da hemen parantez içinde belirtmek isterim. O mektuplara sessiz kalan, selam veren
Hükümet kadar o mektupları alıp yanıt vermeyen iş adamı kuruluşları da günahkardır. Yani onların da günah ve hatası büyüktür. Bunu da hemen belirtmek istedim. Ama Amerika ne kadar bu bölgede yaşananlara dair bu tepkileri, kendince sözüm ona tehditleri de savursa, Amerika Birleşik Devletleri'nin ekonomik olarak durumu ortada. En son Amerika'nın eyaletlerinin arasında iç savaş çıkacağına dair kendi dergileri kapak yapar hale geldi. Özgür ülke heykeli ortadan ikiye bölünüyor. Amerika'nın verileri ortada. O açıdan biz Türkiye ile Rusya ilişkilerinin ilerlemesine Amerika'nın engel olamayacağını, artık bu sistemin ilerleyeceğini, bu sistemin bu yeni dünyanın kuruluşuna doğru olan akışın, bu akarsuyun akışının daha verimli, daha faydalı olması bakımından da Türkiye'de buna uygun bir hükümet modelinin, işte o üreticilerin milli hükümeti denen yapının kurulmasının da tarihsel bir zorunluluk olduğunu görüyoruz. Ve o açıdan Rusya ile Türkiye'nin birliği, işte buna Çin, İran ve birkaç ülkenin daha başı çeken ülkenin katılımıyla oluşan bu coğrafyada, bu yeni dünyada insanlığın geleceği var. Türkiye'nin ekonomik çıkarları var, bilim var, kültür var ve Amerika'da da, Amerika'nın peşine takılan Avrupa'da da bir çöküş var. Avrupa'da da önümüzdeki dönemde zaten çok köklü değişimler yaşanacağı şimdiden görülüyor. Peki, çok teşekkür ediyorum. Şimdi siz iktidarı eleştiriyorsunuz. Zaman zaman yalpaladığını, işte Sayın Şen de bahsetti, tutarsızlıklar, çelişkiler olduğunu ifade etti. Ama bugünkü basın açıklamasında yine altını çizdiği bir nokta var Sayın Perinçek'in. AK Parti'nin tutumunu eleştiriyor, hem de altılı masayı eleştiriyor. Her iki ittifakta da çözüm yok diyor Perinçek. Biraz bu muhalefet cephesine dair de bir şeyler söylemek ister misiniz? Evet. Tabii muhalefet cephesinin, ekonomiyi konuşuyoruz. Ekonomi anlamında Türkiye'nin önüne getirdiği program batan program. Evet. Ve Türkiye'yi borca batıran program. Yani o 1980'de Turgut Özal'ların Türkiye'yi içine soktuğu borçlanma ekonomisi, üreticiyi suçlayan, üreticiyi kambur eden ekonomi, sıcak para komisyoncularına, tarikat rantçılarına, dolar borsa vurguncularına dayanan ekonomi, işte size altılı masanın ekonomi programı. Yani onların zaten yani uzun zamandır değerlendirmelerini yaptığımız için onların ne olduğu ortada. Ekonomi programlarını yapanlar, babacanlar falan da işte altılı masanın yıldızları diyelim. Ama sönmüş yıldızlar bunlar. Ya da kaymış gitmiş yıldızlar yani. İsimleri bile kalmadı. O bakımda onlar bir kere Türkiye'ye tamamen çaresizlik ve tamamen teslimiyet getiren programın temsilcileri ve sistemin tam merkezindeler. Bu tarafta üretim devrimine yan çizen ve Atlantik sistemiyle bir takım ilişkileri olan, hala oralarda çeşitli yükleri, kalıntıları olan, bir ayağıyla diyelim sistemin içinde, bir ayağıyla da sistemin dışında bocalayan bir konum var. Yapılan anketler de bunu söylüyor değil mi? Ne Cumhur İttifakı ne Millet İttifakı diyor artık. İnsanlar o yüzden böyle gitmiyor. Büyük bir çoğunluk. Yani evet. Hem anketler. Şimdi biz Vatan Partisi olarak üretim devrimi kurultayları yapıyoruz. Evet. Ve bu kurultaylarda çiftçiyle de buluşuyoruz, sanayiciyle de buluşuyoruz, esnafla da buluşuyoruz. Bu sanayicilerin içinde bütün partilerden insanlar var, bütün kesimlerden insanlar var. Kararsız insanlar var, çok kararlı insanlar var. Hepsi diyor ki böyle gitmez. Yani 113 üretim devrimi kurultayı yaptık. 113'ünde de hepsinin ortak çıkarttığı manşet böyle gitmez. Ama biz nasıl gideri konuşmamız lazım. Yani niye böyle gitmez diyor. Ucuz mazot bulamıyor, ucuz elektrik bulamıyor, ucuz enerji bulamıyor. Domates patlıcan fiyatları, yumurta fiyatları tavan yapıyor. Şimdi Türkiye'de bunların önüne nasıl geçilecek? Enerji güvenliğiyle. Türkiye enerji güvenliğini sağlarsa domates patlıcan fiyatlarını düşürür. Ya da diyelim enflasyon fiyatları. Yani ona domates patlıcan demeyi biz daha doğru buluyoruz. Çünkü işin gerçeği o. Yani bunlar olmadan Türkiye'nin önü açılmaz. O yüzden altılı masanın zaten bir iflas programı, kaos programı Türkiye'nin ortasında. Onların Türkiye'de bu açıdan iktidar olma şansı sıfır. Yani öyle bir ihtimal yok. Çünkü Türkiye yeniden o borçlanma ekonomisine dönmez. Çünkü döneceği yer borçlanmış batıyor. Yani Avrupa'ya bakıyoruz, Amerika Birleşik Devletleri'ne bakıyoruz. O kongre seçiminde de ortaya çıkmıştı hatırlarsanız Biden-Trump seçim sırasında. Orada da hep bir ekonomik anlamda rahatsız kesimler ayağa kalkmaya başlamıştı. O kızıl enseliler, toplumun tabanına itilen kesimler. Yani dünya büyük bir bunalımın içine giriyor. Gıda bunalımı var bunun içinde, enerji bunalımı var. Ve bu bunalımın merkezinde de Avrupa, Amerika Birleşik Devletleri var. O yüzden altılı masanın bir kere buradan başarıyla çıkma şansı sıfır.
güvenlik anlamında da Türkiye'nin vatan bütünlüğü açısından da. Tabii biz bir Türkiye gemisindeyiz ve Türkiye cephesindeyiz. O çok önemli. Yani Türkiye Amerika Birleşik Devletleri ile bugün Türk ordusu, Türk devleti savaşıyor. O çok onu saptamamız lazım. Ama bir de Türkiye nasıl bu süreçleri aşacak ve önündeki ciddi zorlukları aşacak? O yüzden diyoruz ki AK Parti Türkiye'yi tek başına yönetemiyor. Çünkü bu hem ekonomi anlamında hem güvenlik anlamında Türkiye'nin ihtiyacı olan kurmaylığı, Türkiye'nin ihtiyacı olan stratejik bakışı, programı, devrimciliği ortaya koyamıyor. Çünkü Türkiye'ye devrim lazım. Bakın onu, o devrim kelimesi artık o böyle gitmez lafının hemen arkasından gelmeye başladı. Türk milleti sistemin dışına çıkıyorsa o devrim demektir. Yani o ortadaki kararlı kararsız, yani hiçbiri diyen, ne Biden tayfası çözümdür diyen ne de Cumhur İttifakı çözümdür diyen kesim çok devrimci bir kesim. Çünkü yeni bir şey istiyor. Aslında siz bu kesimi kararsız değil, çok kararlı, çok kararlı ifade ediyorsunuz. Onlar çok kararlı. Onlar çünkü ne diyelim Cumhur İttifakı'ndan ayrılanlar karşı tarafa geçmiyor. Biden tayfasından ayrılanlar da Cumhur İttifakı'na geçmiyor. Ama seçim günü mutlaka bir tercih yapacaklar. İşte Vatan Partisi'ni tercih edecekler. O yüzden nereye kayacak bu oylar Sayın Bursalı? O yüzden Vatan Partisi'ne kayacak oylar. Peki. Türkiye'nin gidişatı da onu gösteriyor. O yüzden ben şöyle tamamlayayım. Hiç karamsar değiliz. Yani karamsar da değiliz, çaresiz de değiliz, karamsar değiliz. Çünkü Türkiye'nin önü çok açık. Tugay Bey de ifade etti. Hem iş insanlarımız anlamında hem Türkiye'nin geleceği anlamında güvenliğimiz açısından çok açık. Çaresiz de değiliz çünkü Vatan Partisi var. O yüzden Vatan Partisi, başta da ifade ettim, onu tekrar altını çiziyorum. Yaptırım maptırım tanımaz. Amerika Birleşik Devletleri korkusu taşımaz. Mektuplara selam durmaz. Onları yırtar atar ve Türk sanayisini, Türk çiftçisini ayağa kaldırır. Biz o özlemleri temsil ederek zaten geliyoruz. Üreticilerin milli hükümeti kaçınılmaz mı? Kaçınılmaz. Onun merkezinde Vatan Partisi kaçınılmaz. Peki o zaman şu son sorumu da sorayım her ikinize de. Şimdi her seçim kuşkusuz önemli ama bu seçimin bir başka olduğu söyleniyor. Çok kritik olduğu ifade ediliyor. Bu seçimi diğer seçimlerden ayıran fark ne diye sorarsam nasıl izah edersiniz? size sorayım. Bu seçim bir kader seçimi. Evet. Türkiye açısından bir kader seçimi. Belki bu seçimi bu kadar kritik yapan şey aslında Amerika Birleşik Devletleri açısından da bir kader seçimi. Biz az önce bir Merkez Yürütme Kurulu toplantısı yaptık. Orada Genel Başkan Yardımcımız Serhan Bolluk çok güzel ifade etti. Sadece Türkiye açısından değil, Amerika Birleşik Devletleri açısından da bir kader seçimi. Çünkü Türkiye bu seçimde yalnız bir iktidar değişikliği süreci yaşamayacak. Aslında bir sistem değişikliği sürecini yaşayacak, evet, ve onun kararını verecek. Ve sistemini değiştiren Türkiye, yani Türkçesi Atlantik'ten kopan ve her anlamda Asya'ya, Avrasya'ya yerleşen bir Türkiye, dünya dengelerini etkiler. O bakımdan o Amerika'nın da kaderi, Rusya'nın da kaderi, Suriye'nin de kaderi. Ama en önemlisi bizim halkımızın refah içinde yaşaması. İşte az önce konuştuğumuz sanayicimizin, çiftçimizin, emekçimizin üretmesi ve mutluluğu bu açıdan çok önemli. Bu kader seçimine Vatan Partisi damgasını vuracak. Çok teşekkür ediyorum Sayın Şen. Sizin görüşleriniz de önemli. Nasıl bakıyorsunuz önümüzdeki seçimlere? Sayın Bursalı'ya şöyle, Türkiye'de neler değişecek? Türkiye'de değişmeyecek olan bir şey var. Türkiye artık küçük Amerika olmayacak. Hı hı. Yani Türkiye o noktadan ayrıldı. Artık Avrasya'da bağımsız bir devlet, öncü bir devlet olarak yer alma sürecini yaşamayı 2014'ten beri başladı. Yani muhalefetin tüm çabasına rağmen Türkiye artık o sürece giremez ve girmeyecek mi? Yani bugün Sayın Genel Başkan Doğu Perinçek de basın toplantısında belirtti, kendisine sorulan bir soru üzerine seçimden çıkacak olan sonuç olarak bugünden kesin olan tek bir şey var. Millet İttifakı'nın kazanan olarak çıkmayacağı. Yani bugünden kesin denebilecek şey o. Dolayısıyla Amerika'nın bütün o çabalarına rağmen Türkiye bu girdiği süreçte, işte Türkiye'de Vatan Partisi'nin burada merkezinde yer aldığı ve almaya devam edeceği, hükümet olarak da merkezinde yer almaya devam edeceği, o Türkiye'nin bağımsızlaşması sürecinde ilerlemeyi sürdürecek. O açıdan bu seçim Amerika açısından çok daha kader seçimi durumunda, Türkiye için de girdiği yolu daha doğru, daha düzgün ilerletmesi ve daha doğru bir önderlikle daha iyi, daha mutlu günlere gitmesi açısından bir kader seçimi. Çok teşekkür ediyorum. Görev Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Tugay Şen ve Vatan Partisi Genel Sekreteri Sayın Özgür Bursalı. Niyetli ettiniz, katıldınız, iyi ki geldiniz. Ayaklarınıza sağlık, ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ediyorum. İyi akşamlar.
Ve böylelikle ana haber bültenimizi burada noktalıyoruz sevgili izleyiciler. Bizleri izlediğiniz için de çok teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar, iyi yarınlar diliyoruz.